Evet, merhabalar. Elektrikli otomobil deneyimimi size anlatacağım. Yaklaşık 4 aya yakın zamandır Renault Zoe ile birlikteyim. 0 kilometreden itibaren 2021 model Renault Zoe neler hissettirdi? Bunları size anlatacağım. Özellikle elektrikli bir araç alma konusunda kafasında soru işareti olanlar için. Şimdi yakıt maliyetleri burada en büyük soru işaretini oluşturuyor biliyorsunuz. Ülkemizde mazot, benzin, LPG hepsinin rakamları uçtu. Bir elektrikli otomobil de bu noktada ön plana çıkıyor. Özellikle günlük kullanımınızda zaten size bir elektrikli otomobilin menzili fazlasıyla yeterli oluyor. Uzun mesafeler konusunda endişeleriniz olsa da çok aşırı bir uzun yol rotanız yoksa bu anlamda da elektrikli otomobil işinizi görecektir. Ben elektrikli otomobili şehir içi kullanımı için tercih ettim. Ve karşılığında neler aldım size onu anlatacağım. Şu an Zoe 6770 kilometreye geldi. Yani 6770 kilometre boyunca neler yaşadım kısaca anlatacağım. Hem öğlen alandayım şu an. Böyle yeşillik bir alanda yemek yerken arka planda da size anlatacağım. Aracın dış görselleri, iç görselleri ne yakmış. Bunun yerine dizel motorlu bir araçla devam etseydim ne yakardı. Elektrikli otomobil alsanız gelecekte ne olur gibi soru işaretlerinizi bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi garanti noktasından başlayayım. Öncelikle Renault Zoe bu anlamda eli güçlü ürünlerden bir tanesi. Bataryasının 8 yıl garantisi var. Ülkemizde elektrikli otomobil satışı noktasında pek fazla marka henüz yok. Yani elektrikli ürünler aslında markalar tarafından yapılsa da her marka henüz elektrikli ürünlerini getirmedi. B segmentinde de Zoe dışında bir alternatif bulmanız maalesef henüz mümkün değil. Karşısında rakip olarak ciddi şu an SUV noktasında olsa da B segmentinde Kona'yı konumlandırabiliriz. Kona'nın da elektrikli versiyonu 100 kW, bu tarafta 80 kW güç var. Bu tarafta vergi avantajı var. Yani Zoe ÖTV anlamında en düşük ÖTV limitine giriyor. Haliyle vergi avantajı bu tarafta olduğu için fiyat anlamında da eli güçlü. Diğer tarafta Zoe'de 52 kW'lık batarya varken rakibi olan Kona'da 39 kW'lık batarya var. Aradaki 13 kW'lık batarya oldukça ciddi bir değer. 13 kW'lık batarya size nereden baksanız 80 km civarında ekstra menzil sağlayacaktır. Evet, şöyle arabamızı şimdi durdurmadan şöyle göstergeyi de çekelim. Mesela şu an bataryam %100. Şurada görebilirsiniz. Şöyle zoomlayayım da odaklayayım. 342 km menzilim var. %100 batarya. 15,2 kW tüketimim var. Şurada da kilometremi görebilirsiniz. 6770'te. Şöyle tüketim verilerine bakalım. Tüketim verileri 3187 kilometrenin verisi. Ortalama hızım 44,8. Ne yapmışız? Şu fanı biraz kısalım. Gürültü yapmasın. Hatta kapatalım. Aracın sessizliğini duyun. Elektrikli bir otomobil tamamen sessiz. Ortalama hızım 44,8. Ortalama elektrik tüketimim 15,2 kW. Toplam tüketimde 409 kWh. Şimdi bu hesaplamayı yapmak aslında oldukça kolay. Evinizdeki elektrik üzerinden bu hesaplamayı yapabilirsiniz. Ne kadarlık bir tüketim var? Bakın mesela geri kazanılmış enerjiyi de gösteriyor. 164 kW geri kazanmışım. Klima ne kadar tüketiyor diyorsunuz? Bakın 49, pardon, 409 kW'ın 37 kW, yani %10'u bu tüketimde klimanın çektiği tüketilmiş, ısıtmada da soğutmada da klima bu tüketime neden oluyor. Şimdi baktığımızda yolda durmuşuz herhalde. Şurada kenarda. Neyse arabalar geçiyor. Yolmuş burası. Yolda durdum. Buradan geçecekleri tuttu arabalar. Bir saniye. Şöyle arabayı çalıştırıyorum. Şöyle geri alıyorum. Yolda durduğumu fark ettim. Ben de hemen düzeltiyorum. Herkes buradan geçiyor. Neyse arabayı güneşe çekeceğiz mecburen. Şöyle geri görüş kamerasını da göstereyim. Öyle muazzam bir geri görüş kameramız maalesef yok. Nereye çekebiliriz arabayı? Allah şuraya da çekebiliriz ya. Şurada gölgelik bir alan var. Orası daha müsait gibi. Güneşin altında yapmayalım bu iş. Şurada şu alan geniş. Dışarıdan da şöyle size göstereyim. Şimdi yakıt noktasını anlatıyordum size. 6700 kilometrede yaklaşık olarak elektrik tüketimi TL bazında 2000 lira seviyesinde. Yani 2000 liralık bir elektrik tüketiminiz var. Şimdi aracın şöyle terk ediş noktasını da göstereyim size. Böyle D'de bırakıyorsunuz. Direkt start stop'u kapattığınızda zaten
el frenini falan otomatik olarak çekiliyor. Anahtarı yanınıza almanız yeterli. Zaten anahtarı yanınıza aldığınızda kilitliyor. Şimdi yakıttan bahsediyordum. Şöyle geniş çekim yapayım arabayı. O arada Zoe'mizi de görün. Yani 6700 kilometrede yakıt olarak harcayacağınız rakam 2000 TL civarında. 2000 TL civarında. Peki mazotlu bir araç olsaydı, yani ortalama 6,5 litre mazot tüketen bir araç aynı kilometrede 12 bin lira yakacaktı. Yani benzer bir mazotlu ürüne göre yaklaşık olarak 10 bin lira cebinizde kaldı bir kere. En büyük artı bu. Yakıt gider. Şimdi aracı 3 ay önce, yani 3,5-4 ay oldu, 550 bin lira seviyesinde aldık. Şu an aynı araç 730 bin lira. Yani değer olarak da yukarı doğru çıkıyor. Şimdi ÖTV noktası henüz elektrikli araçların düşük. Yarın öbür gün ÖTV noktası ne olur? Bu nokta tabii ki her zaman soru işareti. ÖTV'de ciddi bir artış olursa fiyat anlamında da getirisi daha fazla olabilir elektrikli ürünlerin. Şöyle diyorsunuz, yani bunu alacağıma Clio alırım. Yani bu araba Clio ile aynı değil. Şöyle düşünün, yani o zaman B segment SUV ürünleri de almayın, Clio alın. Ya da daha da ucuz araba alın, gidin ne bileyim ben Fiorino alın. Yani bu hesaplı olmuyor. Bu para karşılığında ne aldığınıza bakmanız lazım. B segmenti SUV'ler seviyesinde bir para ödüyorsunuz. Aldığınız şey de elektrikli bir ürün. Şöyle bakalım. Boyutları yüksek. Yani siz yanında bir araç olmadan algılamanız zor ama yani Clio şu seviyelerde oldukça yüksek. Yani eski MPV boyutlarında bir ürün olduğunu söylemem lazım. Renault Zoe'nin, dediğim gibi, yani menzil noktası da özellikle şehir içi ağırlıklı kullanıyorsanız bu aracı sizi üzmeyecektir. Tasarım olarak gördüğünüz gibi oldukça da çekici. Alaşım jantları, kayar led stoplar gibi detaylar da bu araçta var. Yani bu anlamda beklentilerinizi çoğu noktada karşılayacaktır Zoe donanımsal olarak da. Şöyle led lambalar, hatta yanaştığım için yandı. Şöyle gösterelim. Şöyle kayar sinyali de görmüş oldunuz. Yanaşıp uzaklaştığınızda kapı kilidi devreye giriyor. Böyle bir fonksiyon yapmışlar. Bu sistemler tabii biraz eski kalıyor. Evet, elektrikli otomobilin temel artı noktası dediğim gibi yakıt. Yakıt noktası sizi en mutlu edecek nokta. Dediğim gibi 6600 kilometrede artı 10 bin lira. Yani mazotlu bir araca göre 6 artı 10 bin lira cebinizde kalıyor tüketimsel anlamda. Evet, şöyle önden de görmüş olalım. Şu fonksiyon tabii biraz rahatsız ediyor. Sürekli yanaşınca açıyor. Şöyle göstereyim. Yanaşınca açacak. Tabii yandan değil de şöyle geleceğim. Açtı. Uzaklaşınca kilitleyecek. Böyle bir fonksiyon var. Böyle tuşlu muşlu yapmamışlar. Bu biraz rahatsız edici. Eksiklikleriyle ilgili zaten videolarda anlatmıştım. Bazı sorunlar var ama genel anlamda yakıt gideri noktasında bakıyorsunuz. Yani yakıt anlamında sizi mutlu ediyorsa bir ürün bu dönemde ülkemizde avantajlı hale gelmiş oluyor. Şöyle İç mekanı da çekelim. Yani konsol kaplaması gibi noktalar da oldukça güzel. Yani şuralarda kumaş malzemeler, buralarda yumuşak plastikler, bu detaylar oldukça şık. Yani B segmenti seviyesinin zirvesinde olan ürünlere benzer. Yine koltuklarda şu yanlarda deriler var. Şurada kumaş var. Şöyle bir örtü ördüm. Örttüm ben buraya. Yani normal şartlarda gayet başarılı. Arkaya da bakmış olalım hazır bakıyorken. Şimdi şikayetçi olduğum şeylerden biri şu: çok kullanışsız. Yani bunu hangi tasarımcı yaptıysa selam söylemek istiyorum. Arka tarafta da yeterince bir B segmenti standartlarında yaşam alanı var. Yine koltuğumuz üzeri, burada da gri renk bir kumaş kullanımı var. Şöyle geniş arka plandan da konsolu çekmiş olalım. Evet, elektrikli Zoe ile ilgili kısaca size durumu anlattım. Yani kilit nokta her zaman için yakıt tüketimi anlamında bana artı 10 bin lira kazandırmış oldu. Mazotlu benzer bir araca göre aynı kullanım şekliyle. Genel anlamda bu noktada zaten soru işaretleri oluşuyor. Elektrikli araçla ilgili parça parça size deneyimlerimi yine kilometreler geçtikçe aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.